değerli katılımcılar, Türkiye İstiklal Savaşı'ndan sonra en önemli dönüm noktasındadır. Zorlu günler bekliyor bizi. Bağımsızlık mücadelesinin kritik bir eşindeyiz. 100 yıl önce emperyalistleri büyük bir kahramanlıkla ve fedakarlıkla dize getirdik. Bugün de ülkemizi dört bir yandan tehdit eden Atlantikçi kuvvetler, ABD önderliğindeki şer güçleri ve onun terör örgütlerine karşı birliğimiz, bütünlüğümüz ve bağımsızlığımız için 2. İstiklal Savaşı'nı veriyoruz. 100 yıl önceki o büyük mücadele bugüne ışık tutuyor. Anayasa Mahkemesi önünde HDP'nin bir an önce kapatılması için başlattığımız vatan nöbetine tarihimizden gelen bu büyük mirası taşıyoruz ve bu büyük sorumlulukla yargıçlarımıza sesleniyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden ve değerli yargıçlarımızdan İstiklal mahkemelerinin tavrını bekliyoruz. İstiklal mahkemeleri sayesinde Kurtuluş Savaşımızda iç cephemizi sağlam tutmuştuk. İçteki düşman karşımızdaki düşman koludur. Bugün içimizde bir düşman, içimizde bir şeytan var. Meclisimizde, meydanımızda, maalesef medyamızda her gün bizi arkamızdan hançerleyen, şehirlerimizde bombalar patlatan, ABD'nin kara gücün dediği bu örgütlenmenin üzerinde kararlılıkla gitmek Anayasa Mahkemesi'nin görevidir. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. Anayasa Mahkemesi bizim istiklal mahkemelerimizden feyz almalıdır. Cephede savaşan Mehmetçik ne yaptıysa istiklal mahkemeleriyle zamanında onu yapmıştır. Bölücü ayaklanmaların 7 düelden oluşan İngiliz emperyalizmin liderliğindeki ve onun kışkırttığı iç isyanları, bölücü ayaklanmanın bastırılmasında istiklal mahkemelerinin tarihsel tavrı yine önümüzde bir görev olarak durmaktadır. 2. İstiklal Savaşımızda böyle başarılacaktır. Dün istiklal mahkemeleri hangi görevi yaptıysa bugün FETÖ ve PKK terör örgütlerinin mensuplarını cezalandıran Cumhuriyet yargısı aynı görevi yapmaktadır. FETÖ ve PKK HDP vekillerini cezalandıran bu yargımızın kararlı tavrını Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatarak taşlandırmalıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kahraman yargıcımız Sayın Bekir Şahin, Türk Cumhuriyeti yargıcının sarsılmaz karakterini bir kez daha tarihe kaydetmiştir. Ve bu şer yuvasının kapatılmasını Anayasa Mahkemesi'nden talep etmiştir. Türkiye zor zamanlardan böyle kahraman insanlarla ve kahraman tavırlarla çıkacaktır. Şimdi aynı kahramanlığı Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıçlarımızdan bekliyoruz. Yargıçlık her şeyden önce hukukun gereğini ve milletin istiklal ve bağımsızlık talebini yerine getirmelidir. Millete bağlılık, Mehmetçiğe sadakat, Türk yargıcının olmazsa olmazıdır. karar vermek ve adil olmak yerine milleti oyalamak bizim yargıçlarımızın tutumu olamaz. ABD dört koldan ülkemizi kuşatırken kararımız kararsızlık olamaz. Elimiz titreyemez. Kalemi kırmalı yargıçlarımız. HDP'nin kalemini kırmalıdır yargıçlarımız. Anayasa ve siyasi partiler kanununda öngörülen yaptırımların uygulanmasında ihmal göstermek ve bu durumun sürüp gitmesine göz yummak millet ve tarih önünde ağır bir sorumluluktur. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Tarihi günler yaşıyoruz. Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a geçtiğimiz günlerde Moskova'da Suriye ve Rusya savunma bakanlarıyla bir araya gelmiştir Cumhurbaşkanımızın direktifiyle. Türkiye Vatan Partisi'nin yıllardır ve tek başına ısrarla savunduğu Suriye ile işbirliği programına adım atmıştır cesurca. Bu tarihi bir gelişmedir. Çağ açan ve Avrasya'nın onurlu bayrağını göklere çıkaran Asya'nın ABD'ye verdiği en büyük cevaptır Suriye'deki cephe. Suriye'de anti-Atlantikçi yeni doğan Asya uygarlığının ön cephesi inşa ediliyor. Bugün Anayasa Mahkemesi'nden vermesini beklediğimiz teröre tahsis edilen paraların derhal kesilmesi ve HDP'nin kapatılmasıdır. Bu iki kararı ülke ve millet menfaatleri açısından derhal almalıdır Yüce Mahkememiz. Milletimiz bu kararları beklemektedir. Paranın kaynağını kesin ve bu melanet yuvasını kapatın. Çünkü bu ABD bu gelişmeyi izlemektedir. İçerideki ve dışarıdaki bütün uluslararası unsurlarıyla Türkiye'ye karşı harekete geçmiştir. Önceki gün sizlerin de malumunuz olduğu gibi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yarı resmi yayın organı Foreign Policy'de Tayyip Erdoğan hükümetini kanla kovacakları ilan etmişlerdir. ABD'nin açıkça bizi şiddetle tehdit ettiği bu koşullarda içimizdeki en tehlikeli ABD aparatı olan HDP'ye daha fazla özgürlük tanınamaz. Katil ABD, hain HDP. Katil ABD, hain HDP. Katil ABD, hain HDP. HDP'nin kapatma davasının nihayette erdirilmesi, özgürlüklerin kısıtlanması değildir. Türk ve Kürdüyle bütün bir milletin özgürlüğe kavuşmasıdır. Mardinli'nin, Siirtli'nin, Hakkari'linin, Trabzonlu'nun, Edirne'linin, Antalya'nın talebidir bu. Bu milletimizin talebidir ve milletimin gözü buradadır. Özellikle Güneydoğu bölgesindeki halkımızda PKK'nın baskı ve tehditlerinden, terör belasından kurtulmuşken bu davanın sürüncemede bırakılması büyük bir güvensizliğe ve Kürt halkında devlet gene hendek siyasetine mi dönüyor diye tedirginliğe yol açmaktadır. Ve onların özgürleşmesi gecikmektedir. Türk devletinin Edirne'den Hakkari'ye egemenliğini ve halka dayanan otoritesini sürdürmesi kaçınılmazdır. Açılım sürecine geri dönüş yoktur. HDP'ye yaşam hakkının tanınmayacağını göstermeniz lazım sayın yargıçlarım. Buradan medyamızın ve milletimizin huzurunda geçmişte HDP'ye oy vermiş bölge halkına ve onlara alet olmuş gencecik yiğitlerimize sesleniyorum. HDP ve PKK elinize Amerikan, İsrail silahlarını tutuşturdu ve ülkemizi bölerek 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğini yıkmayı hedef aldı. Bu silahları atınız. Devletinize ve ana kucağınıza dönünüz. 1000 yıllık devletinize ve atalarınızdan miras kalan Türk-Kürt kardeşliğine sahip çıkınız. Bu topraklar şehit kanıyla sulanmış ortak vatanımızdır. Bu devlet tarihten bize miras kalmış ortak devletimizdir. Vatan bir bütündür, parçalanamaz. Tıbbiyeli Hikmet'in haykırdığı gibi 100 yıl önce ya istiklal ya ölüm, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Saygılarımla. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Sayın basın mensupları, çok teşekkür ediyoruz. Eylemimiz şimdilik burada sonuçlandı. Ama nöbetimiz bu kararlar çıkıncaya kadar Vatan Partisi olarak devam edecektir. Bundan sonraki bu eylemlerimize teveccüh ve ilgi göstermenizi diliyoruz ve size de saygılarımızı sunuyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz bu vatan meselesine sahip çıktığınız için. Sağ olun, var olun.